Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni sizler yeni bir kutu açılış ve ön incelemesi videosu ile beraberiz. Bugün başlıktan da göreceğiniz gibi ne neyi inceleyeceğiz? Neyin kutu açılışını yapacağız? Enhel marka THCD 12-2Li model bir akülü vidalama akülü matkap diyebileceğim. Elektrikli ev aletini, şarjlı ev aletini el aletini incelemiş olacağız arkadaşlar. E, tabii bunu ben daha önce açtım. Kontrol etmek için. Arkadaşlar ilk yeni aldığınız zaman bir jelatine sarılı geliyor. Bir de şu kısmında küçük bir cırt kelepçeyle sarılmış olarak geliyordu. Şuradaki yırtığı görüyorsunuz. Maalesef istemeden açarken ben onu yırtmış oldum arkadaşlar. Şunu önce bir çıkartalım. Ne var üzerinde? İşte çeşitli dillerde ee, aleti tanıtan yazılar var. 12 volt gücünde ve 1300 miliamper gücünde bir bataryaya sahip lityon iyon batarya. 2 vitesli arkadaşlar elektronik hız kontrolü var. Ve ee, görüyoruz başka neler var. Evet işte bu şekilde çok da fazla uzatmaya gerek yok. Böyle bir karton kutuyla geliyor. Şimdi ürünü açtığımız zaman ben bir daha sığdıramadım. Şöyle göstereyim. Kullanma kılavuzları geliyor. Şimdi benim aldığım sanırım Türkiye garantili değil. İçinden Enhel Türkiye'ye Garanti belgesi çıkmadı. Biraz ben bunu internetten N11 üzerinden bir satıcıdan aldım. 500 TL civarına bir rakama aldım. O yüzden daha uygun fiyatlı olduğu için sanırım Türkiye garantili değil. O yüzden içinden Türkiye garantili bir kitapçık çıkmadı. Çeşitli dillerde kullanım kılavuzlarının olduğu iki farklı kitapçık içinden çıkıyor. Kutuyu açtığınız zaman onları şöyle bir kenara alalım. Şimdi güzel bir taşıma çantası var plastik. Şöyle iki tane kırmızı mandal var. Aşağıdan şöyle kurtardığınız zaman arkadaşlar bizi bu şekilde bir cihaz karşılıyor. Cihaza geçmeden önce şu adaptörlerine bakalım. Bir adet şöyle güzel 500 miliamperlik bir adaptör çıkıyor arkadaşlar içerisinden. Dolu güzel kaliteli gözüken bir adaptör. Eski Nokia ucu diyebileceğim bir erkek uç çıkıyor. Bu şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar şarj eden, bataryayı şarj eden aparata takılıyor. Şuradan taktığınız zaman, bunun da fişe taktığınız zaman arkadaşlar bataryayı da buraya takıyorsunuz ve cihazın pilini şarj ediyorsunuz. Güzel bir özelliği var. Genelde bu tarz çin malı ürünle bu tarz ürünlerin çin malı versiyonlarında olmuyor. Hani ne zaman batarya şarj oldu. Bakın burada iki tane lamba var. Cihazın pilini ilk şarja taktığınızda, her ikisi de yanıyor. Ee, pil dolduktan sonra şu kırmızı ışık sönüyor. Sadece yeşil yandığı zaman, evet pilimiz şarj olmuş demektir. Böyle de bir e, aparat geliyor ve ondan sonra cihazımıza bakalım. Evet, ağır, ele gelen güzel bir cihaz. Bakın bataryası da hemen alt kısmında. Şuradaki iki tane yeri şöyle parmağınıza bastırdığınız, çektiğiniz zaman bataryamız geliyor. Lityum iyon bir batarya. Bunun bize faydası nedir? Eski nim batarya, nikel kadmiyum bataryalar gibi durduğu yerde şarj bitirmiyor arkadaşlar. Ve işte iki vitesli demiştim ya bunun tek vitesli bir versiyonu da var. Bunun tek vitesli versiyonunda şu taşıma çantası gelmiyor ve burada vites ayar düğmesi yok. Bakın burada birinci viteste şöyle aldığınızda ikinci vitese geçiyor arkadaşlar. Burada da 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ve darbeli diyebileceğim ayara kadar buradan tork ayarını yapabiliyorsunuz. Tetiğimiz kilitli. Şuradaki tuşu bu tarafa ittiğimiz zaman şöyle bakın ee, vidayı gevşetme sökme ayarı. Bunu tam tersi yöne ittiğimiz zaman da arkadaşlar vidayı sıkma kısmına geçiyor. Evet tetiğimiz gerçekten de hız ayarlı. Şöyle az bastığımızda az dönüyor. Çok bastığımızda çok dönüyor. Mesela bakın şu anda tork ayarı 5'e ee, getirelim mesela şöyle. 5'te bakın bu birinci viteste. Şimdi ikinci vitesi aldığımız zaman arkadaşlar çok daha kuvvetli dönüyor. İki vitesli olması güzel arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeceğim. İnternette çok okudum. Şimdi Bakın cihazın burada bir tarihi var. Bu üretim tarihi 2021 4. ay. Yani bir sene önce üretilmiş bir ee, cihaz. Aynı şekilde şarj ee, aletinde de daha doğrusu şarj adaptöründe de aynı. Bakın 2021 4. ayı görüyorsunuz. Bunun şöyle bir önemi olduğunu söylüyorlar kullananlar, kullanıcılar. Ne kadar rafta beklerse sonuçta bataryanın ömründen aslında gittiğine dair. Bu yeni bir cihaz diyebilirim. Bir yıl önce üretilmiş. İnternette 2017'de üretilmiş bataryalı e, cihazları sattıkları ve bu bataryaların az süre gittiği, iyi dayanmadığı gibi şikayetler okudum. O yüzden internet sitesini seçerken ve satıcıyı seçerken yorumlara bakın derim. Ben N11'den 500 TL civarını aldım. Ama bu videoyu çektiğim Mayıs 2022 it itibariyle... Bauhaus'da mesela 725 liraydı değer fiyat değişmediyse dediğim gibi o Türkiye garantili olabilir bu belki paralel ithalat bir ürün ama çok da önemli değil artık bunlara önem vermiyorum eskiden çok önem verirdim ama artık bunlara önem vermiyorum benim için fiyat kalite oranı çok daha önemli bu ev kullanıcıları için yapılmış bir ürün arkadaşlar yine profesyonel bir ürün değil bir kere tek aküyle geliyor tek bataryayla geliyor günlük işte ev işlerinde ne bileyim amatör kullanıcıların bizim gibi hani ev erkeklerinin için esprili tabiri diyebileceğim insanların arada sırada bir tamirat yaparken ne bileyim eve demonte bir ürün aldınız onu monte ederken kullanabileceğiniz bir ürün arkadaşlar. Güzel bir ürün. Alman dizaynı evet. Çin malı ama Çin üretimi ama e, güzel bir ürün. İçerisinden gördüğünüz gibi kutu içerisinde herhangi bir başlık, tornavida ucu, uçlar çıkmıyor. Bunları kendinizin daha sonra e, almanız gerekiyor ama ben mesela ben eski e, Matkabımdan kalan Akülü vidalamamdan kalan uçları bakın şurada Şöyle Dizecek yerleri var Yani şöyle koyduğunuz zaman Belli başlı kullanacağınız Yıldız ve düz e, Uçları kullanabileceğiniz Böyle gözler mevcut Buralara koyabiliyorsunuz arkadaşlar Ben mesela aslında öyle yapıp kullanacağım Bir tane bakın uzatma e, aparatı içinde şöyle bir yerimiz var arkadaşlar. Şimdi kutuyu şöyle bir toparlayacak da olursak e, bakalım. Evet şu şekilde toparladığımız zaman ürünümüz tamam olmuş oluyor. İnternette yine çok videoda var. Bunun işte bir tahtanın üzerine sıkma delme performansı. Bunları yapmayacağım. Zaten izlemek isterseniz oralarda var. Ben sadece kendi aldığım bir ürünü siz takipçilerimle bir paylaşmak istedim. Hani almak isteyenler için bir ön fikir olsun. Kutuyu açtıklarını neyle karşılaşacaklar. Ürünümüzle ilgili şu bilgiyi de vereyim. 12 volt bir ürün. 1300 mAh bir batarya. Litium-ion bataryayla geliyor. Bunun yararı şu. Durduk yerde kendi kendine şarj bitmiyor. Cihaz birinci viteste dakikada 350 devre kadar dönebiliyor. İkinci viteste bu 1300 devre kadar çıkabiliyor. Bunun tek vitesli olanı maksimum 400 devir dönüyor dakikada. Bu birinci viteste 350 devir dakikada. İkinci viteste 1300 devre kadar çevirebiliyor arkadaşlar. Güzel bir ürün. Taşıma çantası olması güzel. Şöyle kapattığınız zaman istediğiniz her yere götürebilirsiniz arkadaşlar açarken de şunlar birazcık böyle uğraştırıyor. Dikkatli açmak lazım kırılmasın diye. Çok uzun bir video yapmayacağım. Dediğim gibi şöyle bir size tanıtmak istedim. Sürçüleri sanettiysek affola. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.